Şimdi bu Sezgin Baran Korkmaz çok ilginç bir adam. Geçen hafta burada hayatına dair geniş öyküyü anlattığımızda kamuoyunda hakikaten infial oldu. Rahip Brunson'ın çıkartılması, cezaevinden çıkartılması, uçağa kadar bindirilmesi, 15 Temmuz darbesinin ardından Amerika'ya gitmesi, orada emekli CIA'cilerle görüşüp o emekli CIA'cilerle yaptığı görüşmeleri AKP'nin üst düzey isimlerine CIA ile görüşmüş gibi pazarlaması, anlatması hakikaten ilginç bir adam. Böyle yetenekli de aslında, becerikli de yani. Tabii siyaseten de AKP'ye yakın, anlayış olarak da AKP'ye yakın. Niye? Beylerbeyi'ndeki yalısına Tayyip Erdoğan'ın tam boy bir fotoğrafını asmıştı, posterini asmıştı. Öyle mi? Tabii gelene gidene de onu gösterirmiş. Biz çok şükür hiç gitmediğimiz için bilmiyoruz, anlatılanlardan biliyoruz onu. Pazar günleri ailesine düşkün, pazar günleri saz ekibini çağırır, bahçede mangal yaparken türkü söyler, işte eğlenen falan bir adam. Bir de garip bir yönetim anlayışı var. Hani bazı restoranlarda ayın elemanı politikası vardır. İşte o ayın iyi hizmet eden kişiye ödüllendirilir, bir mesai verilir ya da bir gün izin verilir. Sezgin Baran Korkmaz şirketinde çalışan ve ayın elemanı olarak seçtiği kişiye jetini bir haftalığına veriyor. Ve bir hafta bu jetle git gez, Kervansaray Oteli'nde kal, eğlen diyen garip bir adam. Şimdi tabii bunu niye anlatıyorum? Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketine başvuru yapan Türkiye'nin en ünlü CEO'ları vardı. Ya biz de orada çalışalım diye. Hani böyle bir şey yaratan, aura yaratmış, bir çekim merkezi yaratmış, ilginç de bir adam. Bir de medyanın desteğiyle tabii. Onu. Tabii şimdi medyanın desteğiyle nasıl olduğunu görüyoruz. Yani otellerde gidip bedava kalan gazeteciler, internet sitesi kuracağım diye para aldığı iddia edilenler. Hani Robin Hood olarak lanse edildi ya. Robin Hood olarak lanse ettiler. Bütün büyük gazetelerin hepsinde haberleri vardı. Tabii Robin Hood olarak lanse ettiler. Şimdi bu yetenekli arkadaşımız gazetecilerle ilişki kurmayı çok seviyor. Çünkü gazeteciler üzerinden PR yapıyor ve bunun Beylerbeyi'ndeki yalısına gitmeyen gazeteci sayısı herhalde Türkiye'de 10'dur. Geçen hafta söyledim, onların zaten 5'i burada. 1, 2, 3 hatta Enis abiyle birlikte. Bugün herkes gazeteci oldu. Onun için 6 diyebiliriz. Yalısına gitmeyen 10 kişi varsa 6'sı burada. Ne oluyor bu yalıya gidince? Şatafatlı bir hayat içinde oluyorsun ve başın dönmeye başlıyor. Veys Ateş de belli ki bu yalıya gide gele ve Sezgin Baran Korkmaz'la da çok sıkı fıkı ilişkiler kura kura baş dönmesi yaşamış. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu soruyu da bak iyi ki söyledin. Ben bugün haber yetkililerine bu soruyu sordum. Size Sezgin Baran'la ilişkisini nasıl tanıttı diye. Demiş ki ben Bodrum'da kaldığım otel Sezgin Baran Korkmaz'ın değil Cihan Ekşioğlu'nundu. Tatil için gittiğimde Sezgin Baran Korkmaz'ı orada tanıdım. Bir kez gördüm. Bir daha hiçbir şekilde görüşmedim, telefonlaşmadım diye bir bilgi vermiş. Tamam. Cihan Ekşioğlu'nu da bir satır arası açalım. Cihan Ekşioğlu savunma sanayisine mal üreten, zırhlı araç üreten, o da bizim Kadıköylüdür. Arkadaşlar o altyazı yanlış. Veys Ateş'in yalısı yok. SBK'nın yalısı var. KJ Veys Ateş'in Murat yalısı arkadaş. Yok da Denize Nazır villasında oturuyor. Onu da şimdi ama yalı değil yani. Yalı değil tabii. Şimdi burada Veys Ateş aslında şunu kaçırmış. Mustafa'nın söylediği üzere gazetecilikten gelmediği için temas ve mesafe kuralını ortadan kaldırmış. Temas kurmuş ama mesafe falan ortada kalmamış. Ha, iş takibine kadar gitmiş. Ben bugün Veys Ateş'e çok yakın biriyle konuştum. Açıklama yapacak mı dedim. Kesinlikle yapmayacak dedi. Yapmayacak dedi. Kesinlikle açıklama yapmayacak. Yani şu an 20-30 itibariyle açıklama yapmayacak dedi. Şimdi burada bir Veys Ateş'in çıkıp bize her şeyi anlatması lazım. İki, herkes Veys Ateş'i konuşuyor da bu Habertürk yönetimi niye susuyor? Burada Habertürk yönetiminin de hem kamuoyundan özür dilemesi hem de bir açıklama yapması şarttır. Niye? Veys Ateş'in Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'ın yazdıklarından öğrendiğimize göre Sezgin Baran Korkmaz'la adını Habertürkçülerin de söylemediği bir bakanlıkla Sezgin Baran Korkmaz arasında bir at pazarlığı var. 10 milyon euro istiyor. Yani 10 milyon euro 100 trilyon yapıyor değil mi şu anda? 100 trilyon. Eski parayla 100 trilyon yapıyor. Şimdi bu Veys Ateş arkadaşımız hepimiz tanıyoruz. Hangi yeteneğiyle mesela TVNET'ten Habertürk'e geldi, Habertürk'ün Ankara temsilcisi oldu, yayın yönetmeni oldu, ana haber spikeri oldu, ardından tartışma programları sundu. Veys Ateş
hangi yeteneğiyle öne çıkarken aynı zamanda ona kim siyasi referans oldu? Şimdi Veys Ateş'in birdenbire Habertürk'ün basamaklarını hızlıca tırmanmasının sebebini de Habertürk yönetimi çıkıp anlatmalıdır. Efendim biz iş kanunu gereği ondan savunma istedik diyerek bu işin içinden sıyrılamazsın. Sen kardeşim bir kurum yönetiyorsun. Burada Enis abi yıllarca kurum yönetti. Uğur abi yıllarca kurum yönetti. Haber merkezi yönetti. Mustafa yıllarca haber merkezi yönetti. Birlikte de çalıştık. Birlikte istifade ettik. Senin ana haber spikerin Türkiye'nin en lüks mağazalarından o maaşıyla o kıyafetleri nasıl aldı? O tekneyi nasıl aldı? Ya da denize nazır evi nasıl aldı? O otellerde nasıl kaldı? Ya 250 euroluk 300 euroluk kravat taktığında o kanalın yöneticisi sabahleyin Veys Ateş'in ayağındaki ayakkabının değiştiğini, üstündeki gömleğin birdenbire marka haline geldiğini gördüğünde ya arkadaş bir dakika bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyor mu? Peki. Habertürk bunu biliyordu. Bak bunu biliyordu Habertürk yönetimi. Ama Veys Ateş'in sırtını dayadığı siyasi angajman Türkiye'de etkili olduğu için Veys Ateş'e hiçbir şey diyemediler. Niye? Nereye kadar? Ta ki lastik patlayana kadar. Bugün lastik patladı. Habertürk yönetiminin de bir an önce çıkıp özür dilemesi lazım. Mesela Veys Ateş ana haberi sundu. Ana haber ve Habertürk'ün yayın politikası Veys Ateş'in içinde bulunduğu siyasi angajmana göre mi yapıldı? Hangi konular Veys Ateş'in isteği üzerine tartışıldı? Hangi konulara sansür uygulandı? Öyle Habertürk efendim biz bundan savunma istedik. Bakın zaten Fatih Altaylı da Sevilay da bunun üstüne gidiyor falan diye kurtulamaz bu işten. Kim Veys Ateş'i kanalın yayın yönetmeni yaptı kardeşim? Ayrıca Sedat Peker bunu gündeme getirmeseydi hiçbir şey olmamış gibi hayat devam edecekti. Tabii ki hiçbir şey olmamış gibi devam edecekti. O yüzden Habertürk'ün de çıkıp kamuoyundan bir özür dilemesi lazım. İkna edici bir açıklama yapması lazım. Ve bu işin içinde kimler varsa bunların da üstüne gitmesi lazım. Ama yapabilirler mi bilmiyorum. Şimdi ben onu takip edeceğim yapıp yapamayacaklarını. Biraz daha detaylandıracağız Barış. Şimdi Uğur abi biraz geç döndüm ama en son bir toparlayıcı girişle size bırakmak için söylüyorum ama şu soruyu da ilave ederek. Şimdi burada biz medya ayağından başladık. Çünkü yani hepimiz medya mensubuyuz, gazeteciyiz. Ama bu bahse konu iddia eğer doğruysa bu konunun bir de bir başka tarafı da var değil mi? Yani, bir şey söyleyebilir mi Uğur abi? Ya, evet. Şimdi Barış'ın söylediği mesafe ayarlayamamak başka bir şey. Burada bir suç durumu. Ya onu tabii anlatıyorum işte. Mesafe ayarlayamamak etik bir mesele. Doğru. Yani insanlar bazen siyasetçilerle ilişki ayarlayamayabilir. Kantarı mesela Enis abi benim eski patronum. Ben şimdi Enis abiye milletvekili oldu diye ne yapayım? Arama mesafe mi koyayım? Yani bu mesafe ayarlayamamak etik bir problem olabilir. Yani eski hukukumuzdan mütevellit. Ama burada mesafe ayarlayma problemi yok, yok ki. Burada ya hayır efendim genel var gazetecilik suç temel ilkeler. Bizim aramızda muhabbetten başka bir şey olmaz İsmail'cim. O yüzden oluyor bu iş. Evet.